Sevgili Bosna Hersek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenica soykırımının 26. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi. Srebrenica soykırımını anmak yüreklerde... Din... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin ne surette olursa olsun geri plana itilmesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti. Bugün... Srebrenica soykırımını anmak, yüreklerde dinmeyen acıları paylaşmak gayesiyle bir kez daha bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine Rabbim'den sabrı cemil niyaz ediyorum. Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Srebrenica'nın kalbimizde açtığı yaralar halen kanamaya devam ediyor. Ortaya çıkarılan her mezar, ebedi istirahatgahına uğurladığımız her şehit, 26 yıl öncesinin tanıkları olarak o günleri bize tekrar hatırlatıyor. Acınızı acımız bilip, merhum Aliye İzzet için emanetine sahip çıkarak bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz. Erdoğan Bosna Hersek istikrarının Balkanlar başta olmak üzere tüm Avrupa için zaruri olduğunu belirtti. Savaş suçlusu Radko Miladić hakkında geçen ay verilen uluslararası mahkeme kararı soykırımın acısını elbette dindiremez. Mahkeme kararları ne kaybedilen canları geri getirebilir ne de gönüllerdeki yaralara merhem olabilir. Ancak adaletin tecellisi yolunda alınan bu ve benzeri kararlar soykırım suçunun bir kez daha işlenmesini engellemekte rol oynayabilir. Adaletin yerini bulması da Avrupa'nın kalbinde yaşanan bu trajedinin kurbanlarına ve geride kalan tüm şehit yakınlarına vicdani bir borçtur. Bu bakımdan geçmişi unutmadan, duygularımızın aklımızı esir almasına fırsat vermeden, evlatlarımızın geleceği için çaba harcamamız gerekiyor. Buradan tüm siyasileri nefret, şiddet ve ayrımcılık içeren söylemlere karşı çıkarak, ortak insani değerler etrafında buluşmaya davet ediyorum. Farklı inanç, kültür, ve etnik kimliklerin kavşak noktası olan Bosna Hersek'in iş barış ve huzurunu koruması son derece önemlidir. Ülke içindeki her bir bölgenin istikrarı Bosna Hersek için, Bosna Hersek'in istikrarı ise Balkanlar başta olmak üzere tüm Avrupa için zaruridir. Bize tarihin verdiği bu sorumluluğun yükünü hep birlikte taşımak, ve bu topraklarda barışı daim kılmak ortak görevimizdir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarında Bosna Ersin ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken aziz şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum.